Ocak milyonlar için zam ayı olacak. SSK ve Bağkur emeklilerine 2022'nin ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen tüfe oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine %8 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artışla pek çok sosyal yardımda yükselecek. SSK ve Bağkurlu'ya enflasyon zammı. Zam oranlarında 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacağı için veriler yakından takip ediliyor. Şu ana kadar 2 aylık veri belli oldu. Temmuz, Ağustos enflasyonu %3.36'ya çıktı. Artışa ilişkin son ipucu da Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden geldi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon %17.83 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri bu durumda ocakta %17.83 zam alırken memurlar ve memur emeklilerinin %8'i kardeşi enflasyon farkıyla %18.93'e ulaşacak. 2022'de ne yapıldı? Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek de yapılabilecek. Burada özellikle bu yıl yapılanlara benzer uygulamalar bekleniyor. Emeklilerde taban aylık ödeme ocakta 1500 liradan 2500 liraya Temmuz'da da 3500 liraya yükseltilmişti. Ayrıca memurların ve memur emeklilerinin toplu sözleşme artışını Ocak'ta 2,5 puanlık ilave yapılmıştı. Taban aylık formülü. Bu kapsamda gündeme gelen formüllere göre 2023'ün Ocak ayında beklenen ek iyileştirmelerin başında taban aylık artışı yer alıyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin halen 3500 lira olan taban aylık ödemesinin artırılması bekleniyor. Örneğin 2022'nin Ocak ve Temmuz aylarındaki gibi Biner liralık artış olayı zenerse yeni taban aylık 4500 lira olabilecek. Taban aylıkta iyileştirme yapılırsa emeklilere enflasyon zamı yansıtılacak. Çıkar rakam yeni taban aylığı altında kalırsa yapılacak ödeme yeni taban tutarına tamamlanacak. Ayrıca emeklilerin zam oranının ilave artışla yükseltilmesine yönelik formüller de konuşuluyor. Bu da tüm emeklilere ikinci bir zam anlamına geliyor. 2,5 puan eklenirse. Memurlar ve memur emeklerine ise toplu sözleşme zamının ilave artışla yükseltilmesi şeklinde ek iyileştirme beklentisi var. %8'lik toplu sözleşme artışı geçtiğimiz Ocak'taki gibi 2,5 puan artırılarak %10,5 yapılır ve 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon piyasa katılımcıları anketindeki gibi %17,83 çıkarsa zam oranı %21,68'e yükselecek. Ek iyileştirmeler konudaki karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ocak ayına sayılı günler kala Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri maaşlarının zam oranlarını merak edip araştırmaya başladılar. 2022 yılının son 6 ayında oluşan enflasyon verileri emekli maaşlarına gelecek olan zam oranlarını da belirleyecek. Peki 2023 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaş zamları ne kadar olacak? En düşük 2023 emekli maaşı ne kadar olur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan herkesini rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz, sözlerinin ardından milyonlarca emeklinin yüreğine adeta su serpilirken uygulanacak olan zam oranı ise, Ocak ayında açıklanan Aralık enflasyonu sonucunda netleşmiş olacak. Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin 2023 maaş zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Temmuz ayında %2,37 olarak gerçekleşen enflasyon, Ağustos'ta %1,46, Eylül'de ise aylık enflasyon %3,08 olarak gerçekleşti. Enflasyon Eylül ayında aylık bazda %3,08 artarken yıllık bazda %83,45 oldu. Şaylık enflasyon farkı ise 7,08 oldu. Yani bu rakama göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin alacakları zam şu an için %7,08 olmuş oldu. 2022 senesinde ilk 6 aylık enflasyon verileri göz önüne alınarak emekliye %42,35 oranında zam uygulaması yapıldı. Meydana gelecek olan enflasyonun %15 oranında olması halinde ise emeklilerin en az %15 oranında bir zam alması bekleniyor. Buna göre en düşük emekli maaşının 3500 TL'den 4025 Türk TL yükselmesi bekleniyor. Artlarda gelen zamların ardından geçtiğimiz günlerde Ekim ayı için geçerli olacak enflasyonun açıklanmasının ardından birçok kişi gözlerini gelecek haber ve açıklamalara dikmişti. Enflasyon oranı Ekim ayı için %84,23 olarak belirlenirken, 2023 maaş tablosunun nasıl olacağı oldukça merak edildi. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon haberleri vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilirken birçok kişi enflasyondaki dalgalanmanın maaşlara nasıl yansıyacağını merak etmeye başladı. Ocak ayında asgari ücrete gelecek zam merak edilirken enflasyondaki dalgalanmaların nasıl yansıtılacağı araştırılmaya başlandı. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Enflasyon asgari ücrete ne kadar yansıyacak? Asgari ücrete zam ne zaman gelecek? 3 aylık emekli ve memur zammı kesinleşirken birçok kişi 2023 maaş tablosunu merak etmeye başladı. Emekli ve memurun ne kadar zam alacağı merak edilirken gelecek zammın enflasyon oranı ile aynı doğrultuda olması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete gelecek zam ile ilgili açıklamada yapan ve gazetecinin sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haber vermişti. Vatandaşı daha da umutlandıran o haberle birlikte asgari ücretin her vatandaşı tatmin edeceği açıklanmıştı memura ve emekliye gelecek maaş zamları ile ilgili 3 tahmin ortaya çıktı. Gelen enflasyonla birlikte ilk tahmin %65 olarak yer aldı. Enflasyona göre yapılacak olan maaş zamında asgari ücret, memur ve emekli maaşı için edilen ikinci tahminde bu oran %67,73 olurken üçüncü tahmin %17,38 oldu. Asgari ücret, emekli ve memura gelecek zam henüz belli olmazken tahminler bu yönde. Ocak ayına kadar yapılması beklenen açıklama sonrası ücretlerin Ocak ayında zamlı haliyle verilmesi bekleniyor. 2023 Ocak memur maaşına %70 oranında zam uygulanacağı öngörüleri kesinleşmeye başladı. TÜİK tarafından aylık açıklanan enflasyon oranlarına bakıldığı vakit memur maaşına verilecek zam oranı ile birlikte, 2023 Ocak ayında en düşük memur maaşı 16.000 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Aralık ayında net asgari ücret zam oranları belli olacağı ama tahmini olarak 2023 Ocak ayında %70 zam uygulanarak 9.350 Türk lirası olacağı öngörülüyor. Emekliye verilecek zam ile birlikte yeni aylıkların en düşük 5.500 Türk lirası olması bekleniyor. Emekli ve memur maaşlarına dev zam. Milyonlarca çalışan ve emekli 2023 Ocak zamını bekliyor. Yeni yıl zammı için belirleyici olacak 3 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında da Ocak emekli ve memur yeni maaşları belli olacak. Temmuz, Eylül enflasyonu %7.05 olarak gerçekleşti. Ocak'ta bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin artışı 3 aylık tüfeğe göre %7.05 çıktı. Toplu sözleşmede %7 olarak belirlenen oran aşıldığı için memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Geriye 3 veri kaldı. Artışlar merakla beklenirken bazı ipuçları da bulunuyor. 3 tahmin var. Tahmin 1: Orta vadeli programda 2022 yılı enflasyon tahmini %65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin ocak zammının oranı %15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla %16.99 bulabilecek. Tahmin 2, bir diğer tahminde Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Son ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu, TÜFE beklentisi %67.73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon %17.83 olarak gerçekleşecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri bu durumda Ocak'ta %17.83 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin %8'lik artışı enflasyon farkıyla %18.93'e ulaşacak. Tahmin 3: Memurların ve emeklilerin artışına yönelik son ipucunu ise Anadolu Ajansı Finans'ın enflasyon beklenti anketi gösterdi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi %73.88 çıktı. Tahmin gerçekleşirse 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon %22.15 olarak gerçekleşecek. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri %22.15 zam alırken memurlar ve memur emeklilerinin %8'lik artışı enflasyon farkıyla %23.29'a ulaşacak. Memurlara ve emeklilere Ocak'ta bir ek iyileştirme yapılması da gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3500 liraya çıkarılan taban aylığın Ocak'ta yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek göstergede 15 Ocak 2023'te devreye girecek.